Ülkemizde yaşanan afetler, yangınlar, kayıplar, kazalar, yani hepimizin bir ölüm vakti var. Hepimizin bu yaşama ait veda zamanı var. Ülkemizde yaşanan her şey adına, yangınlara, doğadaki canlılara hepsine çok üzgünüm. Selde canlarını kaybeden, ailelerini kaybeden, hayatlarını, evlerini, düzenlerini kaybeden inanılmaz canım yanıyor. Ama bu ülkede en çok toprak, çocuklarıma ev kalsın, daha iyi evde oturayım, ne olacak ki dediğimiz dua mutlaka bizi cezalandıracaktır. İnşallah bundan sonra ülkemizdeki inşaat firmaları, devletimiz biraz daha dikkat ederse canlar kaybolmasın, canlar yok olmasın. Tabii ki hepimizin bir ölüm saati. Tabii ki bize sunulan bu yaşamın emanet beden olduğumuzu biliyoruz. Tabii ki Azrail ben seni bu yüzden alacağım diye gelmiyor. Ama bazı kaderlerde yani bir ölümün kurtuluşu yok. Ama en askeri evrede yapılanmayı, inşaat yapılanmaları, doğaya ait alanları riskli alanlara yapılmaması lazım. Yani Türkiye'nin %90'ı deprem bölgesi, kaygan zemin ve toprak kaymaları çok fazlasıyla var. Toprağın analizine göre inşaat projeleri yapılması lazım. Bu hafta kısa tutacağım değerli takipçilerim. 16-22 Ağustos haftası tarotlar konuşuruz, size yapacağım. Kalbim belki istemeyerek yapıyor ama takipçilerin beklediği için yapıyorum. Yoksa gönülden yapmayacağım, beni affedin. Ve kısa tutacağım. İç dünyam bu ruha ait değil. Yani üzgünüm diyeceğim. Değerli koç burçları, bu hafta en çok neye dikkat etmeniz gerekiyor? Sadece bir uyarı vereceğim ve özellikle iş kapılarınızla alakalı çıkartılmalara, işinizle alakalı oyunlara ve buradaki oyunlara dan dolayı zarar göreceğinize dikkat etmeniz lazım. İlişki için bakıyorum. Evliliğinizle alakalı sıkıntılar toparlanmaya, hatta iletişimdeki sertlikler devam etse de evlilik kurtulma yoluna doğru gözüküyor. İlişki isteyenler için güzel bir oluşum kapısı var. Doğru enerji içerisindesiniz. Ama eğitimle alakalı yapmak istediğiniz, kariyerinizle ilgili düşünceleriniz için doğru bir süreç. Uzun süredir iş bekleyen ve iş hakkınız, iş mahkemeniz ya da işsizseniz güzel bir enerjinin içerisine gireceksiniz. Ve bu enerji size gayet aydınlık yaratacak olarak gözüküyor. Bakalım bir kart daha çekeyim. Ev almak ya da araç almak istiyorsanız yeni bir oluşum. Aracınız varsa da lütfen bu hafta kaza haftanız olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Değerli boğalar, nasılsınız? Bu dönem özellikle kendinize çok şanslı ama bir o kadar da yorgun. Artık hayatımdaki her noktayı değiştirmek ve dönüştürmek istiyorum. İnandığım evrede çok yorgunum ve hani hayata karşı hep ben dönüştürdüm ama insanlar benim dönüşüm ve hayatıma dokunmaktan çok zarar verdiler. O yüzden kendinizi yenileme, kendinizle alakalı dokunuşları yeniden keşfetme, işinizle alakalı beklediğiniz yöneticiler ya da bulunduğunuz alanlarda bıçak gibi ters giden her şey biraz daha yumuşak. Fakat üst düzey yöneticileriniz ya da patronlarla alakalı değişim, yerin satılması ya da bulunduğunuz noktanın ekonomik anlamda bazı sıkıntılar olacağını uyarabilirim. Evli olan kişilerde gebelik evresi, hamilelik düşüncemiz söz konusu. Uzun süredir ilişkinizin geri dönmesini bekliyorsanız güzel bir haber ve olumlu bir süreç, hatta barışma işareti verir. Kendi işini yapanlara bu ara ekonomik olarak zorlanma ve bu zorlanma sizi biraz daha riskli ve kredi çekmek isteyebilirsiniz. Kredi başvurularınızda sorunlar olabilir. Ödemelerle ilgili riskler var. Dikkat edelim. Yalnız bu arada aile içerisinde karışık evreler biraz yorucu, biraz yıpratıcı. Hatta evi terk ediyorum, bu evden gitmek istiyorum diyenler için biraz daha sakin olmanız sağlıklı diyorum. Değerli İkizler Burcu, sizin için çekiyorum. Bu ara
çevre dostlarınızla alakalı yalan, iftiraya, dedikodunuzu ya da sizinle ilgili günahınızı alabilirler. Bunlara birebir şahit olacaksınız ve bu insanları hayatınızdan çıkartmak için çok doğru bir doğum haftası. Birçok insanı eleyin, size zarar verir. Özellikle iş çevrenizde bir yakın güvendiğiniz birinin sizin işinizle ilgili zararlar vereceğini unutmamanız gerekiyor. Eğer bu evrede hata yaparsanız ciddi sorunlar var. İşini değiştirmek isteyen ve uzun süredir burayla alakalı sorunlar yaşıyorum, yeni bir hakkı var mı diyorsanız, yeni bir oluşum hayatınıza gelecek ve bu oluşum sizi mutlu edecek diye gösteriyor kartınız. Yeni bir iş, aşk arayanlar için bu dönem biraz daha mantıklı düşünmeniz gerekiyor. Şu an etrafınızda sizinle ilgilenen insanlar var. Doğru seçim yapın. Doğru seçim size aydınlığa itecek olarak uyarı veriyor. Belki de şöyle bir sorunumuz var. Aile içerisinde miras tartışmaları, bir evle ilgili çözülmesi gereken evrak problemleri, vergi ya da borçlarla ilgili sıkıntılarınız olabilir. Yeni aşk isteyenler için olumlu enerjiler var. Doğru insan tercih edin. Boşanmak isteyenler için de bu dönem boşanma enerjisi söz konusu olarak uyarı veriyor. Unutmayın diyorum. Değerli yengeç burçları, ruhunuzla ilgili bu ara işinizle alakalı çok mahkemesel evreler yaşayacaksınız. Hatta ve hatta bulunduğunuz insanların karakter duruşları sizi çok fazla gergin hallere itebilir. Lütfen seçimler arayışındasınız. Şu an için doğru noktadasınız, doğru enerjidesiniz. Buranın büyük yenilikleri olacak. Eğer sabrınızı sınırlar zorlanacak ama orada tahtınızda güzel bir değişim var. Devlet içinde çalışıyorsanız devletle alakalı yaşadığınız bazı zorluklar söz konusu. Dikkatli olun. Aşk anlamında özellikle evli çift ya da ilişkiyle ilgili evlilik adım atanlar, ev anahtarı, yeni bir yatırım ve başlangıç yapacaksınız ve hayırlı olacağını uyarı veriyor kartlarınız. Bir de son zamanlarda ihanet, güvensizlik ya da bu tarz şüphelerimiz daha yoğunlukta olacak. Biraz bu ilişkiyi sorgulama dönemi yaşayabilirsiniz. Bu ilişki biraz sizi yıpratabilir. İhmal etmeyin diyorum. Değerli aslan burçları, sizler için çekiyorum. İş konularınızla ilgili hem bir yandan kaos, hem bir yandan karışıklık, hem bir yandan saçmalıklar ve çözülmesi gereken bir sürü olaylar var. Ama siz kendi bereketinizde yıldız gibi parlayıp oradaki enerjinizi en iyi noktaya ve kendi gerçeğinizi yansıtacaksınız. İş arayanlar için duygusal olarak inancınız, kalbiniz kırık olabilir ama hani benim iş beklentim artık kalmadı, hayallerim yıpran. 7 gün içerisinde ya da 7 saat, 7 dakikalık doğru bir cesaretle hayırlı bir iş kapınız var. Aşk isteyenler için hemen bir kart seçiyorum. Evet, ilişkinizle ilgili kendi yanlışlarınız var. İlişkiyi zorladığınız noktalar ve abartı ve artık çekilmez hale alıyorsunuz. Bir ilişki terapisti, yoga, meditasyon sizin ilişkinize iyi gelecek. Uzun süredir de ailevi sorunlar, karı koca ailevi sorunları daha dingin bir evreye getireceğiz. Ve aydınlanacaksınız. Biraz daha sabırlı olursanız sevinirim. Değerli aslan burçları, dengeyi kaybetmek, yani çok yoğun iş, koşturma, çözümlülük ve bulunduğumuz alanda parasal evrelerle alakalı çok büyük sorunlarımız var. İş alanınızla alakalı birçok şeyi yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Hatta çalıştığınız emeğin karşılığını alamamakla ilgili sıkıntılarınız var. Kendi içinizde yıkılmış olma ihtimaliniz ve kırılan kalbi iyileştirmek ve artık insanların sizin gözünüzün önüne bakıp beni fark etsinler dedi diyorsunuz. Bir şeyler değişim yaşayacak. Hatta yeni iş araştığınız ve görüşmelerinizden olumlu süreç olacak. Ani iş değişimleriniz size keyifli verecek. Hiç endişe etmeyin. Aşk bekleyenlere güzel bir sevinç ama uzun süredir ilişkinizde yargılama, esaret dönemi ise döneminde olan ve uzun soluklu ilişkilerde de ayrılık kararları söz konusu olacak. Her iki tarafında ortak noktası olacak ve bu sizin için iyi. Evli çiftler için
Belki çocuklarla ilgili eğitimiyle alakalı bazı kaoslar, hatta nasıl okutabilirim diye endişeleriniz olabilir. Çocuklarınızla ilgili endişe etmenize gerek yok. Sizin yapmak istediğiniz bir eğitim ya da yurt dışı ya da şehir dışı evraklarınız gündeme gelebilir. Bunlar olumlu olarak uyarı veriyor. Değerli Başak Burçları, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ruhum öldü, yaşayan öleyim. Kendi esaretimde bıktım. Ben ne zaman doğacağım? Ben yanlış doğmuşum. Doğmamam gereken zamandayım. Ne evliliğim, ne ilişkim, ne hayatım istediğim gibi gitmiyor. Yani artık ben kendi başağımda kendi kendimi yargılıyorum diyorsunuz ama adalet ve kutsal dönem. Rabbimin size sunacağı güzellikleri kendinizi kurban olarak görüyorsunuz ama hedeflediğiniz birçok şeyde yenilik ve yenilenme yaşayacaksınız. Evet, tebrikler, işinizle ilgili olumluluk, yeni bir parayla alakalı işinizle ilgili yer değişiminiz ve parasal konudaki rahatlığınız, inandığınız güncünüzü tekrar bulma dönemi, belki ilişkide kendinize yanlış ilişki tercih ettiniz, bunun verdiği kaos. Ben kendi hayatımı kendi kendime zehir ettim. Bir türlü bu ilişkiden kurtulamıyorum diyorsanız, ilişkinizle alakalı bir daha kafanızı düşünün. O kuma soktuğunuz kafanızı çıkartın. Yaşadığınız evde esir hayatı var ve çok mutsuzsunuz. Evliliğiniz gerçekten sıkıcı ve yorucu ve siz de farkındasınız. İlişki isteyenler için evlilik yapmak ya da ben evde kaldım, evlilik hayatım olmayacak mı? Rabbim sizi bu konu için doğuracak ve bu evlilik geçişini en iyi şekilde yaşayacaksınız. Sabrettiğinize değecek bir enerji var gözüküyor. İlişkinizden, ayrıldığınız ilişkiden haber gözüm dört gözle bekliyor diyorsanız, evet, o haber gelecek ve bu haber sizi mutlu edecek diyebilirim. Değerli terazi burçları, sizler için çekiyorum. Evet, iş konularınız ve yaratıcı enerjiniz daha ön planda. Hızlı konuşacaksınız, doğru iletişim, doğru anlatım haftanız olacak. Hatta hiç kendinizi bu kadar özgüvenli, bu kadar rahat ve bu kadar güçlü hissetmiyorum diyeceğiniz ve kalben de kendi enerjinizde rahatlama, sizi mutlu edecek olaylar size yenilik katacak diyor, gösteriyor. Yeni gözlere bakacak, yeni bir aşk enerjiniz var. Bu doğru çatınız kurulmaya başlıyor. Bu size iyi gelecek. Özellikle evli kadınlarda da ilişkinizle ilgili değer görme, uzun süredir değersiz hissediyorsanız evliliğiniz yeniden iyileşme noktasına. Evli ev kadınları için de parasal konudaki kaoslarınızda toparlanma söz konusu. İşsiz ve evdeyseniz de yeni iş oluşumları için fırsatlar gelecek. Değerlendirin, hayırlı olsun. Değerli akrep burçları, sizler için 3 kart seçiyorum. Kalbim ne söyleyecek bakalım, ona göre cevap veririm. Evet, şansın size gülmesi için daha kaç mevsim bekleyeceğim? Ben yaşayan ölüyüm. Yani kendi kendime meditasyonumu yapıyorum, her gün duamı ediyorum. Sanki unutulmuş bir kul gibiyim. Yani artık bu kul da bu hayatta nefes alsın istiyorsunuz. Güzel oluşumlar gerçekten var. Sizden ricam bir kapı. Yatır, Alevi Dedesi Türbesi, Eyüp Sultan Hazretli ya da Mevlana'yı ya da bulunduğunuz noktada bir türbe edin, niyet edin, dua edin. Bir el kol bağlılığınız var. Tam olacak her şey yarım kalıyor ve sonrasında kaosa düşüyorsunuz. Hem ilişkinizde, hem işinizde, hem evliliğinizde terslikler var. Ve insanların sizi yanlış anlamasından çok fazla yoruldunuz. İki rekat şükür namazı bir türbe kapısında yapıp niyetinizi Rabbime yaparsanız kapılarınız açılır diyorum. Değerli akrep burçları, büyük, özellikle hukuksal alanda bir beklediğiniz bir oluşum ve bu paraya dönecek ve benim burada beklediğim haklarım var diyorsanız Aralık ayı itibariyle bu hakları alacaksınız. Bununla ilgili güzel iletişimler, güzel haberler sizi güvercin gibi özgürlüğünüze kavuşmanıza sebep verecek. Hatta ve hatta çok uzun süredir sırtınızdaki yükler, kendi içinizdeki ruhunuzu yeniden mühürleyeceksiniz. Aşk konusunda belki bazı boşluklar, yanlış sözler, yanlış ifadeler, hatta ve hatta ilişki boşluğa düşebilir.
Hatta birbirimize uzun soluklu bir kapris yapabiliriz ve bu yüzden bir ilişkide gerginlik var. Lütfen ilişkinizi toparlayın diyorum. Evli olanlar için hemen bir kart seçiyorum. Eşinizin size yapacağı sürpriz ya da sizin eşinize yapacağınız sürpriz iyi gelecek. Eğer kayınpeder, kaynana ya da eşinizin tarafına küstüyseniz bir barışma, her iki tarafta birbiriyle affetme dönemi. Bazı akrep burçları da anlaşmalı şekilde boşanma kararı içerisindesiniz. Ve ben kendi evliliğimde köleyim ve bu köleliği değer görmüyorum. Ve ailem de arkamda dursa kurtulmak istiyorum ama maddi gücüm yok diyenler, biraz daha sabırlı olursanız toparlanacaksınız. Değerli yay burçları, sizler için çekiyorum. Krallık ve bazı haklarınız çalınabilir. Manevi haklar, maddi haklar, aile arasında haksızlıklar ve sizin haklarınız başka birinin eline geçebilir. Bununla için önlemler alın. Bununla için haklarınızı gerçekten savunun. Yoksa mağdur olacağınız ve kendi saltanatınızda bir erkek yüzünden zarar göreceğinizi gösteriyor. İş konunuzla ilgili bakıyorum. Ama iş konunuzda özel, iş çevrenizde aşk yaşıyorsanız bu aşk evliliğe doğru ve bu ilişki netliğe kavuşacak gözüküyor. Hatta iletişiminizdeki, kendi içinizdeki ifadeleriniz ve ben ifade edemiyorum diyorsanız, ifadeleriniz en iyi şekilde hayata geçiş yapacak ve sizi anlayacak elle gerçekten de güzel keyif yapacaksınız diyorum. Evliliğinize fitne, gıybet sokan insanları hayatınıza çıkartın. Bu araya misafirleriniz bol geliyor olabilir. Evli olan çiftlerimiz evliliğinize göz değmiş olabilir. Evinizde bir kurşun ya da kendinize kurşun döktürürseniz sevinirim. Bir ev satın alma fikriniz var. Allah kısmet ederse de nasip edecek. Şimdiden hayırlı olsun. Değerli oğlak burçları, sizler için çekiyorum. Gerçekten de oğlağa çektim. Evet, bu hazine bize açılmaz. Bize umut vaat ediyorsun. Her hafta aynı umudu vaat ediyorsun diyorsun değerli oğlak burcu takipçilerim. Ama çok büyük iletişimler, çok büyük yenilikler var. Hazinenin size sunulacağı ve artık maskenizi çıkartıp hani güçlüyüm evresinden daha güçlü bir evreye geçiş yapacağınız, Rabbimin size sunduğu pasta dilimlerini hem vicdani olarak hem merhametli olarak sunulan her şeye yavaş yavaş dokunuyorsunuz. Hatta şunu demek istiyorum. Hava burcu biriyle ortaklık ya da hava burcu bir alanın, yani hava burcu burçlarıyla çalışıyorsanız yerinizde esaretinizden çıkıp daha güçlü bir noktaya ve adalet sizin yanınızda olacak. Uzun süredir işsiz ve işinizle alakalı mahkemeleriniz varsa bununla ilgili doğru adımlar ve haklarınız iade edilecek olarak uyarı veriyor. Aşk için çekiyorum. Güzel, sevgilinizle yolculuk planınız ya da eşinizle yolculuk planınız var. Bu iyi gelecek. Hatta orada evlilik teklifi alabilir ya da ilişkiyle ilgili gerçek fikirler ön plana çıkabilir. Ayrılmak istediğiniz ve ilişkinin bitmesini istediğiniz noktada siz de kararsınız. Bu karar artık kendiniz vermeniz lazım. Sizde ilişkide huzur yok. Devamlı bir paranoyaklık ve yorucu bir evre var. Siz öğretmen oldunuz. Artık öğrenci olmak ya da kendinize değer vermeyi öğrenmeniz lazım. Geçmişe ait ilişkinizle ilgili de acı çekiyorsunuz. Artık bu geçmişi bırak diyorum. Değerli kovalar, sizler için çekiyorum. Bu ara ilişkinizin sizinle ilgilenmediği, kendinizin yalnız kaldığınızı, duygularının bana karşı ne olduğunu, sevip sevmediği ile ilgili ben bu konuda kalp kırıklığı yaşıyorum diyorsunuz. Hemen bakalım sevgisi var mı? Yanlış evlilik, yanlış ilişki. Neresinden dönerseniz dönün kârdır. Çünkü bu evlilik sadece size ortak çocuklar ve maddiyat güçsüzlüğünden kaynaklanan sıkıntılar yaratıyor. Özellikle ev hanımları, ev hanımıysanız eşinizle alakalı uzun süredir tartışmalarınız var ve iyileşemiyorsunuz. İlişki terapisti gerçekten şart ama değişmeyeceğini bilerek yaşarsanız ya da onun değişmeyeceğini bile bile bu ilişkiye devam ediyorsanız maddi olarak toparlanmanız ve ailenizden desteğe ihtiyacınız var. Aşk, yeni aşk için kendinizi kurban etmeyin. Yanlış tercihler yapıyorsunuz. Biraz ilişkiyi rolantide tutalım. Biraz kendimizi tanıyalım. Biraz kendimize dokunalım.
biraz kendimizle vakit geçirmemiz size çok iyi geleceğini söyleyebilirim diyorum. Değerli burçlarım, nasılsınız? İyi misiniz? Hemen sizler için çekiyorum. Yani başarmak istediğiniz, çok kendinizi işinizle ilgili ispatlamak istediğiniz çok fazla yönler var. Çok fazla kendinizi ön plana atıp kendinizi ispatlayacağınız bir döngü. Hatta bu dönem izin alıp kendinizi eğitimlerle ilgili, süresiz bir izin niyetiniz var. Yarım eğitimlerinizi tamamlamak, özellikle dil eğitimi ya da yaptığınız işle alakalı yurt dışı ile ilgili planlarınız olabilir. Buradan beklediğiniz teklifler var. Bu kapılar aydınlık olarak gözüküyor. Aydınlık olarak gözüküyor. Kendi cesaretinizi hızlandırıp asılmış hayatı geride bırakıp daha güçlü ve daha mantıklı evrede yaşama döneminiz var. Son bir kart. Maskeyi indirdiniz, kendinizi buldunuz, cesaret sizin. Sevgilinize evlilik teklif ediyor olabilirsiniz. Korkularınız var, korkularınızı yenin. Artık sorumluluk almaktan korkuyorsunuz. Ve bu ilişki benim özgürlüğümü kısıtlar diye düşünüyorsunuz. Doğru hayat arkadaşındasınız. Evli olanlar da ciddi anlamda bu ara bol bol sohbet, birbirimizi anlama, hataları düzeltme noktamız. Belki çocuk planı, çocuk tedaviniz olabilir. Bu da size iyi gelecek diyorum. Özellikle de devletle ilgili başvurularınız varsa, yenilikleriniz var. Bu yenilikler sizi mutlu edecek. Unuttuğum burç varsa da vallahi inanın kafam yerinde değil. Affedin, eğer unuttuğum burç varsa yazın, bunun için bir kısa bir video yapabilirim. Şu an içimden gelen bu. Ülkeme başsağlığı, ülkemiz yazsa, hem doğada yazsa, hem doğa canlılarında yazsa, hem Karadeniz yasımız var, hem uçak kazaları var. Türkiye'de ciddi bir, İstanbul'da ciddi bir deprem hareketi var. Özellikle 5.3-7 arasında Yalova tarafından kaynaklanacak bir deprem var. Astrolojik olarak çok takip ediyorum bunu. Bu ara insanların çok fazla hareketleri yoğun olacak. Lütfen uslubunuzu, lütfen heyecana kapılıp hatalar yapmayın. Yaşam bizim. Haklısınız. Çok karışık bir dönem. Ama Allah bizi koruyacak. Rabbime inancınızla, Allah'a olan sevginizi, Allah'a olan umudunuzu asla vazgeçmeyin. Rabbim bizden vazgeçmedi. Siz asla Yaradanımdan, umudumuzdan, tek inandığımız Rabbimizden vazgeçmeyin. Bol duayla, bol şifayla, bol ruhla birleşelim. Türkiye Cumhuriyeti'nde din, ırk, mezhep, kültür, sen Kürtsün, sen Alevisin, sen Sünnisin değil. Allah bizi yarattı. Biz insanları asla ırklarıyla, mezhepleriyle konuşamayız. Öyle bir hakkımız yok. Ama mağdur olan, şehit olan ya da aileleriyle gelen tüm mülteciler ülkemizde olabilir. Ama sap mülteci, tek sap adam ülkemiz için tehlikelidir. Ülkemizde sap adamlar istemiyoruz. Bizim çocuklarımızın, bizim nesillerimizin, bizim hayatlarımızın çocuklarını ziyan etmeyelim. Hep birlikte buna mücadele verelim. Bu an mücadele anıdır. Her konuda desteklerimizi, lütfen bağış yapın Kastamonu'ya. Elinizden ne geliyorsa, yani 10 lira, 5 lira, 3 lira önemi yok. Büyüdükçe para büyür. Diyeceksiniz ki devletimiz var. Evet, devletimiz var. Türkiye Cumhuriyetimiz var. Her ülkemize gelen tüm cumhurbaşkanlarımıza, devlet adamlarımıza Rabbimin yazdığı kaderle, halkın seçtiği kaderle kabul ettik. Ülkemizin, insanlarımızın ülkemize inanmaya ihtiyacı var. Galiba biz bu inançları kaybediyoruz. Tekrar birlik olma zamanı, tekrar kenetlenme zamanı, tekrar vatanımızı, toprağımızı, bayrağımızı,
bu gençlerimizi ziyan etmemeye ihtiyacımız var. Lütfen gençlerimize, genç nesillerimize sahip çıkalım. O beyinler yurt dışına gittikçe çok üzülüyorum. Bizde zehir gibi çocuklarımız var. Amerika alıyor, Almanya alıyor, yurt dışı alıyor. Ama bize bu gençler lazım. Gençlerimiz için güzel eğitimler lazım. Hep birlikte bunu başaracağız. Hep birlikte bunu yeneceğimiz ama buna 3 senemiz var. 2023 sonu biter. Ülkemiz şahlanır. Bu dediğimi de unutmayın. Sevgiyle kalın. Umutla kalın. Lütfen Kastamonu'da canlarını kaybeden bu afet çalışanlarımıza, afette ya itfaiyecilerimize, doktorlarımıza, ülkemiz için görev yapan herkesten Allah razı olsun. Ayaklarına taş değmesinler. Uğruna kendi canlarını feda etmiş şehit artık onlar bizim için. Hiçbir şey demek istemiyorum. Umut sizin olsun.